my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working night. Kolaçan'a hoş geldiniz sevgili izleyenler. Güller Diyarı Isparta'dayız. Isparta Racing Motorsporları Kulübü'nün davetlisi olarak motosunov etkinliklerine geldik. Davraz'dayız. Burada çok güzel bir ortam var. Biliyorsunuz karda motosiklet sürmeyi zaten seven biri olarak böyle bir etkinlikte bulunmaktan çok mutluyum. Şimdi size harika görüntüleri izleteceğim. Yorumlarınızı da özellikle video sonunda bekliyorum. Bu arada videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Hadi görüntülere geçelim. Sometimes I get so mad there's no control in me. Oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Aman Allah'ım, başım düştü. Like something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. Sıralama turları var. Henüz yarış başlamadı. Bugün cumartesi. Yarın pazar yarışı olacak. O kadar yorucu ki hallerini görünce. Başkan canla başla mücadele ediyor arkadaşlar. Yarışçı arkadaşlara yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Başkan ne söylemek istiyorsun? Heyecan dorukta. Kimse daha pisti tamamlayamadı. Çok iyi gidiyor. Şuradan gelince göreceğiz. Düşmeden gelirse vallahi helal olsun. Daha geliyor. Hop. Ya çok iyi geliyordun halbuki. Pist aşırı zorluyor adamı karadan dolayı. Çok yumuşak bir zemin var. Motorlar da geçtikçe iyice yumuşuyor zemin. Çıkabileceğin mi dedim. Arkadaştan özür diliyorum, buradan selam olsun. Çıkmayı bırak. Yani estirdi diyebiliriz. Thank you.
Şimdi parkur o kadar yorucu ki görevli arkadaşlar yarışçılar kadar yoruluyor diyelim. Baktığın an zaten kurtuluyor. Cumartesi yarışları bitti. Sıralama turları bitti ama gerçekten yarışçılar da bitti. Görevliler de bitti. Vallahi çok zordu parkur. Hava da biraz böyle yumuşaktı. Çok soğuk olmadığı için kar da hafiften yumuşayınca parkurda içine gömüldü. Gömülen kaldı izlediğiniz görüntüleri ama çok eğlenceli bir yarış oldu. Yarın yani pazar günü kadınlar kategorisi de yarın başlayacak. Hemen arkamda parkur var. Bak size bir de parkuru göstereyim. Parkurun son hali. Motor boyunca battı arkadaşlar buralara. Her şeye rağmen eğlenceli bir yarış oldu. Ülkemizde böyle yarışlarda görmek güzel. Tekrardan ben düzenleyen arkadaşların, emeği geçen herkesin eline sağlık diyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü zor etkinlikler bunlar. Ülkemizde farklı kategorilerde yarışlar olması ayrıca güzel. Yarış başlıyor. Aa bakalım pistten çıkıp çıkıp. Abi arkaya doğru öyle gelmeyin bak. Öyle gelmeyin onu tutuyorlar. Pazar günü yarışlarındayız. Dünkü pist çok yumuşaktı. Havanın sıcak olmasından dolayı yarışçı arkadaşlar çok rahat hareket edemediler ve çok yorucu bir yarıştı. Yine normalde de yorucu ama bugün pist daha iyi. Beni dinle. Seni de. Yulok'tan hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Ne düşünüyorsunuz yarış hakkında? 10 numara. Sen dünkü yarışı izledin mi? Dünkü çok fenaymış. Dün daha 10 numaraydı. Evet, katılıyorum. Bugün pist biraz daha güzel. Biraz daha arkadaşlar geceden çalışmışlar. Harika pist hazırlamışlar. Bizim için çok eğlenceli geçmiyor. Düşmüyorlar. Ama sert bir yarış oldu. Yine rekabetçiydi. Rekabetçi bir yarış. Birazdan yarışa çıkacak. Bir de onları izleyelim. Bakalım neler yapacaklar. Özellikle şimdi de Isparta Racing Motorsporları Kulübü Başkanımız Sedat Bey'le beraberiz. Hoş geldin. Sen de hoş geldin videomuza. Dördüncüsü düzenlenen etkinlik. Sağ olsunlar Vali Bey'imiz ve Belediye Başkanımızın da destekleriyle biraz daha güzel bir etkinlik olma çabasıyla koşturduk. Isparta çevresinde çok fazla motocross ya da enduro yapılacak yer var ama evet. Kar nereden aklınıza geldi? Akdeniz'in incisi. Davraz Kayak Merkezimizin hem tanıtımıyla alakalı hem de pandemi sürecinde zaten festivaller biraz daha sönük geçince evet. Dedik bu camiayı nasıl dedik ayakta tutarız, nasıl biraz daha heyecanlandırırız. Destek veren firmalarla, kamu kuruluşlarıyla da kulübümüzdeki üye kardeşlerimizin de destekleriyle
canlı tutmaya çalıştık. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sporcu arkadaşlarımız oldu ve her şeyden güzeli kadın motosiklet sporcularını da onlara bir ayrı kategori açtı. O çok iyi oldu. O ilk oldu, evet. Yani hani memleketimiz diye de söylemiyorum. Güller diyarı bir şehirdesiniz şu anda. Gül bahçelerimiz, lavanta tarlalarımız gezilmeye değer, görülmeye değer birçok alanda yerlerimiz var. Gezgin arkadaşları bekliyorum. Geldiklerinde direkt Instagram, Facebook hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. Yeter ki Isparta'nın içinde herhangi bir ihtiyacı olsun, bütün motorcu kardeşlerimize destek vermeye hazırız. Güzel bir ekibimiz var, sağ olsunlar. Onlar da hep arkamızda. Yani bu sadece benim yapmış olduğum bir etkinlik değil. Hepsi görüyorsun sahada. Kamera arkasında bile sizin ekibi kullanıyorum şu an. Teşekkür ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Ellerine sağlık bütün ekibinde. Eyvallah. Sizin de ayağınıza sağlık. Bizi yalnız bırakmadınız. Kolaçan olarak çağrımıza cevap verdiniz. Biz teşekkür ederiz. Yazın festivalimize de tarihini netleştirdikten sonra sizleri yine aramızda görmekten şeref duyarız. İnşallah. Buradan da küçük müjdesini verelim festival. Evet, tarihini netleştireceğiz. Tüm camiaya yine duyuracağız. Kolaçan'ın da sayesinde bütün dostları bekliyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geçelim. İşimiz çok. Aynen. Devam edelim. Pro grubunun birincisi Bayram Uysal'la beraberiz. Bayram, öncelikle tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim abi. Çok yorucu bir yarıştı. Evet. Şimdi önce şunu sorayım. Dün evet. Yumuşaktı zemin, daha yorucuydu. Evet. Bugün daha keyifli miydi evet. Sanki? Ya bugün bir tık daha iyiydi. Dün şöyle gerçekten balçık olmuştu, hani normal buz değil. Lastiklere çivi yapıyoruz. Bu buz da çok iyi tutuyor ama dünün hiçbir artısı yoktu. Dün yine gitmeyi başarabildim. Hani kum zeminle aynıydı. Ama bugün biraz daha buzlu oldu. Biraz daha iyi oldu. Sadece kanallara dikkat etmek gerekti evet. Yani. İlk defa mı katılıyorsun? Bir seferde 2017 yılında gelmiştim. Güzel bir tecrübe. Hani ben çok keyif alıyorum karda motora binmeye. Peki sen sürekli zaten yarışlara giriyorsun. Evet. Toprak mı, kar mı? Genelde ben... Eğlence açısından sorayım. Evet, eğlence açısından ben genelde kum antrenmanı yapmayı çok severim. Hani ilk başta ilk acemilik dönemlerinde çok zorlanıyordum. Ama şimdi alıştığım zaman inanılmaz, daha hani öğrendikçe daha fazla keyif alıyorum. Hani bir Antalyalıyım. Kar pisti daha önce görmedim. Ama yaptığım toprak kum antrenmanlarının bana burada çok yararı olduğunu düşünüyorum. Abi, onu fark ettik pistte. Evet. Fark ettik onu. Evet, gerçekten çok keyifli. Peki bu dişlere bir bakalım, yani katkısı illaki oluyor ama bu genelde buzda çok faydalı oluyor. Denge problemi yapmıyor. Sadece birazcık motora ağırlık oluyor. Nasıl buldun motosunu Davraz'ı? Ortam gerçekten çok güzel. Destek mükemmel. Valilik olsun, belediye olsun, inanılmaz destek var ve evet. Yarışı özlediğimiz bir sezonda, hani kış sezonunda böyle bir etkinlik herkesin motora hevesini aldı. Bayağı da yorulmuş nefes aynen. Nefese. Fazla da konuşturmayalım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz seni. Sağ olun abi. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere, sağ olun. Şimdi kadınlar kategorisinin birincisiyle beraberiz. Gökçen Hanım, öncelikle tebrik ediyoruz tekrar sizi. Neler söyleyeceksiniz? Etkinlik çok keyifliydi. Pist çok güzeldi. Biz tabii sabahın ilk saatlerinde girdik. Pist ezilmişti, keyifliydi. Çok güzel bir organizasyondu. Belediye ve Isparta kulübü gerçekten emek vermiş. Herkese, sizin vesilenize de buradan teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür edelim. Peki yarış nasıl? Arkadaşlar. Gençler bak. Ne olacağım? Şurada engel oluyor. Sen değil misin? Gelip geçmediyorlar seni. Gökçen bizi de göreceğim mi? Ona göre. Ya rica ediyorum ben. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarış hakkında fikirlerinizi alalım. Zorlu bir yarıştı. Zorlu bir yarıştı. Çok keyifliydi. Daha önce yarıştınız mı böyle karlı? Yarışmadan ziyade çok fazla böyle etkinlik olmuyor. Karlı etkinlik evet, motosunda olmuyor. Ama. Siz karda motosiklet sürmekte tecrübeniz var mı? Ben yaklaşık bir 5 yıl önce Sarıkamış'taki kar rallisine katıldım. Yaklaşık 10 motor vardı. Hepsi erkekti. Ben 3. olmuştum. Tek kadın olarak? Tek kadındım. Evet. Bu ikinci yarışım. İkinci kar yarışım. Ama bunun konsepti daha farklı. Evet. O daha ralli tarzındaydı. Çok keyifli. Devamı gelirse gerçekten markalaşır bu yarış. Peki nereden geliyorsunuz siz? Biz Bodrum'dan geliyoruz. Sıcak iklimlerden. Soğuk iklimlere doğru. Yarışıyor musunuz? Ben evet, aslında enduro branşıyla başladım. Yaklaşık 6 yıldır bu sporun içerisindeyim. Fakat son 2 yıldır rallilerde yarışıyorum. Transanatolia rallisini bitiren ilk Türk kadınım. Ralliler hayatımızda daha çok bizim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu kadar çok kadın katılımının olması da çok keyifliydi. Çok güzel değil yani mi? Yani ben organizasyonu gerçekten tebrik ediyorum. Hepimiz çiçek gibiydik.
Gerçekten diğer kadın sporcularımızı da tebrik ediyorum. Hepsine de teşekkür ediyorum kendi adıma. Son olarak kadınlara cesaret verici bir iki cümle alalım. Ben bu işe 30 yaşında başladım. 6 yılda böyle bu hale geldik. Sporun yaşı yok, yarışın yaşı yok. Kesinlikle korkmasınlar. Düşen kalkıyor. Hiç sıkıntı olmuyor yani. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Başarılarınızın devamını diliyoruz hepimize. Sayın Belediye Başkanımızla birlikteyiz. Başkanım, öncelikle çok teşekkür ediyorum ben böyle bir etkinliğe destek verdiğiniz için. Ben Ankara'dan geliyorum. Isparta'yı da çok beğendim. İnşallah tekrar geleceğim. Siz etkinlik ve Isparta hakkında ne söyleyeceksiniz? Şimdi bu gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Bizim Davraz Dağımız Türkiye'deki dağların içerisinde önemli sıralarda olan bir tesisimiz. Kayak merkezimiz gördüğünüz gibi çok kalabalık ve gelen giden misafirimizin fazla olduğu bir yer. Ve Isparta dışında o kadar çok misafirimiz var ki bunlar bizi mutlu ediyor. Bugün ayrı bir etkinlik yapıldı burada. Motosikletlerle yapılan etkinlikler vardı. 3 kategoride yapıldı. Üçü de birbirinden heyecanlı ve güzeldi. Burada izleyicilerimiz, vatandaşlarımız bundan çok mutlu oldular. Tabii Isparta'mız kış turizmiyle Davraz Dağı'nda, yaz turizmiyle de şehrimizde gül ve lavanta ile beraber devam eden çok güzel etkinliklerimiz var. 12 ayın 12'sinde de Isparta'mızın çok güzel etkinlikler oluyor. Ben buradan tüm vatandaşlarımızı Isparta'mıza gelmelerini öneriyorum, davet ediyorum. Şu yapılan çalışmalar çok emekli yapıldı, çok güzel şeyler yapıldı ama sonucuna ulaştık ve arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman herkes çok mutluydu katılan arkadaşlar. İlk kez yaptığımız bu yarışları, bu etkinliği seneye çok daha gelişmiş bir şekilde, çok daha güzel bir şekilde inşallah yenileyeceğiz ve geleneksel hale getirip her yıl Davraz Dağı'ndaki bu etkinlikleri devam ettireceğiz. Ben buraya katılan sporcu arkadaşlarımıza, sizlere, bizlere tanıttığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz çok memnun kaldık. Emekleriniz için, desteğiniz için teşekkür ediyoruz tekrardan. Söyleşimiz için de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Her zaman bekliyoruz sizleri. Hoşçakalın. İki gün süren Motosnow etkinliğini ve videomuzun sonuna geldik. Harika bir etkinlikti. Detayları izlediniz. İnşallah devamı gelir, daha büyüyerek gelir ve bu etkinliklere daha çok yapılmaya başlanır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumları bekliyoruz. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza halen abone olmayan varsa videonun altına hemen abone olabilirler. Bir sonraki etkinliklerde, videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.